Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde Bakara suresinin 106 ve 112. ayet-i kerimeleri arasını hep beraber değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Genel olarak bu sayfada değerli kardeşlerim, neredeyse İslam tarihiyle eş zamanlı, tartışmalı bir konu ile Rabbimiz başlamış bu sayfaya. Nesh konusu. Yani Yüce Mevlamız buyuruyorlar ki مَا نَسَحْ مِنْ آيَتِنَا وَنُسِحَا نَتِبِ خَيْرٍ مِنْهَا وَمِسْلِحَا. Biz bir ayeti efendim nesh ettiğimizde onun yerine ondan daha hayırlısını اَوْ مِسْلِحَا اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ veya bir benzerini getiririz. Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin? Efendim, Allah-u Teala yerin ve göklerin mülküne sahiptir. Bunu bilmez misin buyuruyor. Ve Allah-u Teala'dan başka size bir yardımcı yoktur. اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Ey Habibim, yoksa bu elçilerimizden, senden, daha önce Musa Aleyhisselam'dan istedikleri şeylere benzer şeyler mi istiyorlar? Onlar imanı küfürle değiştirmek istiyorlar. İmanı küfürle değiştirmek istiyorlar. Onların sapmış oldukları bu yol ne kötü bir yoldur. Cenab-ı Hak onları kötü bir yola sapıtmıştır, kötü bir yola revan kılmıştır. Ehli kitaptan birçoğu ne isterler kardeşlerim? لَوْ يَرُبْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Sizin imandan sonra kafirler olmanızı isterler, küfre düşmenizi isterler. Neden? Kendilerine hak belli olduktan sonra nefislerindeki hasetten dolayı böyle olmasını isterler. Mevlamız buyuruyorlar ki buna rağmen onları affet, onlarla iyi geçin. Ne zamana kadar? حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ. Cenab-ı Hakk'ın emri gelinceye kadar onlarla musafahalı, karşılıklı anlaşmaya dayanan ve efendim affa dayanan bir ilişki kur ey Habibim. Allah'ın her şeye gücü yeter. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden nefisleriniz için hazırladığınız şeyler var ya, onları hayırdan hazırladığınız şeyler var ya, onları Allah katında sizler bulacaksınız. Muhakkak ki Allah-u Teala yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Ve onların şöyle bir iddiaları var buyuruyor Rabbimiz. Yahudi veya Hristiyan olanların dışındakiler cennete giremeyecek diyorlar. Bu onların kuruntularıdır tabiri caizse. Böyle delile dayanmayan, kendi nefislerinin kendilerine hoş gösterdiği, efendim bir takım kuruntular, uydurulmuş şeyler, dayanağı yok, bir ilahi efendim dayanağı yok, akli bir dayanağı yok, bilimsel bir dayanağı yok. Bu onların kuruntularıdır. Eğer bu iddialarınızda samimi, sadık iseniz delilinizi getirin bakayım, onlara böyle söyle abim. Deliliniz nedir? Evet, elbette Cenab-ı Hakk'a yüzünü teslim eden kimse ve muhsin olarak, yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini hakkıyla gördüğünü bilerek Rabbine yönelen kimse için Rabbi katında ecir vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Şimdi bu sayfada tabii nesih dediğimiz ayet-i kerimeler, hükmü kaldırılan ayet-i kerimeler var mı yok mu tartışmaları veya daha önceki dinler, şeriatlar kaldırıldı, İslam geldi, böyle bir nesh vardı, bu tartışmalar bir yana, bu sayfamızda esas vurucu olan ayet-i kerimemiz değerli kardeşlerim, namazı kılın, zekatı verin ve nefisleriniz için hayır babından, hayır namından gönderdiğiniz, hazırladığınız şeyleri Cenab-ı Hakk'ın katında bulacaksınız. Allah-u Teala yaptıklarınızı hakkıyla eksiksiz bir şekilde görmektedir ayet-i kerimesi. Bu sayfada aslında Rabbimize imanı, ibadeti, efendim güzel ahlakı içerisinde, Rabbimizin rızası için güzel ahlakı içerisinde barındıran en vurucu ayet-i kerimedir.
Şimdi anlıyoruz ki değerli kardeşlerim, yapılan hiçbir amel zayi olmayacak, boşa çıkmayacak. Dünyada efendim ahiret meyvesini yemek için eken, bu ektiği efendim emanete suyunu veren, bakımını yapan kimse ahirette karşılığını mutlaka alacaktır. Şimdi dünyanın ekini bu ayet-i kerimeden anladığımız kadarıyla efendim yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, evimiz, arabamız, bunlar değil Rabbimiz açısından dünyada ekilmesi gereken, ahirette meyvesi yenmesi istenilen şey mesela namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi ibadetlerdir. Ve Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacak, kulların hoşnutluğunu elde etmemize sebep olacak adımlardır kardeşlerim. Dünyada ahiret için çalışıp gayret eden, hastalık, yoksulluk ve yaşlılık zamanları için biriktiren kimse gibidir. Dünyayı ticarete elverişli bir mevsim gibi görüp yatırımını yapmayan, hani bir karınca ile Ağustos böceği hikayesi anlatılır. Karınca azar azar da olsa gücü nispetinde kışa hazırlanmıştır. İşte dünyadaki ticaretini elverişli bir mevsim fırsatı olarak görmeyip de ahiretini yok sayan kimse, dünyada nasıl zemheri soğuğu düştüğünde, yani aç kaldığını, açıkta kaldığını anlayan bir Ağustos böceği gibi pişman olacaktır. Rabbimiz bu konuda uyanık olmamızı bize emir buyuruyorlar. Şimdi bu ayet-i kerimelerden aldığımız net mesajlar nelerdir? Birincisi, dünyada ahiret için yapılan yatırım asla zarar ettirmez kişiye. Yani ayet-i kerimede ticareten len tebur buyuruluyor bir başka ayet-i kerimede. Yani zarara uğramayan, hiçbir kaybı olmayan ticaret. Nedir? Kişi yolda giderken ayağına takılan bir taş varsa, orada gelen geçenin efendim yolunu engel olan bir nesne var da Allah rızası için bu nesneyi kaldırmak istiyor. Bu da boşa gitmeyecek. Hocam şimdi ben iyilik yapıyorum. Karşımdaki insanlar kötülüğü tercih ediyorlar. Ya ben dünyevi olarak hep zarara uğruyorum. Hep kayıp içerisindeyim. Yani sanki ahirete yatırım için yaşıyorum, gayret ediyorum, samimi olmaya çalışıyorum, ibadet etmeye çalışıyorum, imanımı düzeltmeye çalışıyorum ama sanki ben hep zarar ediyormuş gibi görünüyorum. Ama Rabbimiz hayır namına yapılan, nefisler için hazırlanan şeylerin ahirette karşılığını göreceğimizi bize ifade buyuruyorlar. Bu manada Efendimiz Aleyhisselam'ın, yani bir mümin hapşırdığı zaman, hani çok basit gibi gelen bize bir olay, hapşırdığı zaman vücudunda meydana gelen o efendim sıkıntı halinin bile karşılığını ahirette görecek buyuruyor. Veya vücuduna Allah yolunda bir diken batsa, yani bir inne efendim iğne vücuduna batmış olsa bunun karşılığını ahirette görecek buyuruyor Efendimiz. O zaman kardeşlerim, hayatın hiçbir alanını, sahasını ahirete yatırımdan uzak görmememiz gerekiyor. Yani namaz kılmak için camiye geliyoruz, bu ahirete yatırımdır. Aynı zamanda ahirete yatırım insanlara güler yüzü davranmaktır. İnsanların gönüllerini almaktır. Ticarette dürüst olmaktır. Araba kullanırken trafik kurallarına riayet etmektir. Komşuluğun, akrabalığın, dostluğun, mümin kardeşliğin gereği neyse bunlarla amel etmek, yani hayatın bütününü bir ahiret yatırımı ve kazancı halinde görmektir. İkinci olarak, ahiret için yapılacak yatırımların başında bedenin şükrü anlamındaki namaz ile malın şükrü anlamındaki zekat gelir. Şimdi bu dünyada bize bahşedilen en büyük nimet efendim hayat nimeti ve iman nimeti. İşte bunların karşılığını vermek bedenen ve mal açısından Rabbimize şükrümüzü ifade etmekle mümkündür. Bedenimizin en büyük şükrü namazdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dünya hayatına dair en son kelamı gözümün nuru namaz. Aman ha namazınıza dikkat edin buyurmasıdır. Ve malımızı bildiğimiz bilmediğimiz her türlü maddi manevi kirden temizleyen zekat. Yani hem kişisel hem de toplumsal anlamda bizi diri tutacak bu iki dinamik, ahirette de yüzümüzü güldürecek iki önemli yol. Bunları ihmal edersek, bunlarda gevşeklik gösterirsek, bu konularda efendim tembellik edersek tabiri caizse, diğer konularda daha büyük tembelliklerin, daha büyük ihmallerin de kapısını açacağız, açmış olacağız demektir. Şimdi burada bu ayet-i kerimede, dikkat çektiğimiz ayet-i kerimede Rabbimiz
Akimus salate ifadesini zikrediyorlar. Akimus salate veya normal literatürdeki haliyle söyleyelim, ikametus salat, yani namazın ikame edilmesi. Kame fiili veya kelimesi Arapçada bir şeyi ayağa kaldırmak demek. Şimdi namazı ayağa kaldırma, yani hani yıkılmak üzere olan bir duvarı, bir binayı ayağa kaldırmak nasılsa namazı vaktinde kılmak. Eksiksiz bir biçimde erkanına riayet ederek ve devamlı olarak namazı kılmak demek, namazı ikame etmek demektir. İkametu salat demek, namazı bir defa vaktinde kılmak demek. Çünkü ayet-i kerimede Mevlamız namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta buyuruluyor. Belirli vakitler. Şimdi vaktinde kılamadığımız namazlar varsa, hani bir karınca örneği verilir. Karınca örneği. Demişler ki nereye gidiyorsun? Beytullah'a gidiyorum. Bir de demişler sen zayıf, böyle zavallı bir hayvansın, yani şu köşeyi dönmeden belki ölürsün. Ben de biliyorum demiş. Ama en azından bu yolda ölürüm yani. Şimdi kaza namazımız varsa belki bitiremeyebiliriz ama elimizden geldiği kadar kaza namazlarına devam etmek müminler, Müslümanlar olarak bir defa borcumuz. İkinci başlık ikametus salatta eksiksiz bir biçimde namaz kılmak. Yani namazın bir bütün olduğunu böyle farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstehabıyla, edebiyle, hatta mekruhlarından kaçınarak. Neden? Çünkü Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bilinciyle namaz kılıyoruz. Eksiksiz bir namaz ve erkanına riayet ederek. Şimdi bazen görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam onları efendim böyle yem yiyen tavuğa benzetiyor. Hemen işte eğilip kalkan, namazda ne yaptığını anlamayan, o namazın maddi manevi huşusunu, huduğunu efendim yerine getirmeyen, sadece formel olarak dış görüntü itibariyle namaz kılmaya çalışanları Efendimiz böyle eleştiriyor. Yani tavuk böyle yem yemek için alelacele başını eğer kaldırır, böyle bir namaz değil. Efendimiz Aleyhisselam kıyamda durduğu zaman sahabe-i kiram efendilerimiz neredeyse hiç rükuya gitmeyeceğini düşünüyorlardı. Rükuda neredeyse hiç semiallahu men hamideh demeyeceğini, ayaktayken hiç secdeye gitmeyeceğini, secdedeyken hiç kalkmayacağını, özellikle nafile namazlarda son derece namazın bütün erkanına riayetle Efendimiz Aleyhisselam'ın daha özeli, daha Rabbimizin huzurunda efendim bulunduğunun bilinciyle namaz kılması bize de sirayet etmeli. Ve bir de devamlı namaz kılmak. Şimdi bazen kardeşlerimiz belki şaka olsun, belki efendim bir espri olsun diye, ya hocam namazı kılıyoruz 5 vakit, bugün 5 vakit, yarın 5 vakit, öbürsü gün 5 vakit, cumalar, nafileler, işte kazalar, yani kılıyoruz kılıyoruz, bitmiyor mübarek yani. Kıl kıl kıl. Ama şimdi bu şikayeti, hani biraz espri olsun, biraz böyle şey olsun diye kardeşimiz söylüyor ama bunu söyleyen kardeşimiz sürekli yemek yemekten bıkmıyor, sürekli gezmekten bıkmıyor, hatta sürekli günaha dalmaktan da bıkmıyor. Diliyle dalıyor, gözüyle dalıyor, ayağıyla dalıyor, işte neyse kalbiyle sürekli günahın peşinde bir şey yok. Ama namaz, halbuki namaz bizi, tabirimi mazur görün kardeşlerim, günde 5 defa madden ve manen temizleyen, yıkayan bir ibadet. Şimdi bu ayet-i kerimede ilginç nokta daha var, onu da zikredip sohbetimi bitireyim. Şimdi namazı kılın, zekatı verin. Zekat nasıl malı temizliyorsa biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki namaz da aynı zamanda hem bizim fiziki temizliğimizi hem de manevi temizliğimizi sağlayan bir ibadet. Veya bir şöyle ifadeleri yeri değiştirelim. Namaz bizi böyle temizliyor ya, zekat da aslında hakkıyla yerine getirilmesi gereken, ikame edilmesi gereken bir ibadet. Yani şov yaparak zekat vereyim, ya şu adam ne kadar da cömert desinler diye zekat vereyim veya malımın şöyle gözden çıkarttığım kısmını zekata sayayım şunu filan gibi, zekatı böyle değil, onu da böyle ayağa kaldıracak her türlü maddi manevi kazanımıyla zekatı yerine getireyim, zekatı böyle dikkatli verelim, namaz da bizi hem madden hem manen temizlesin. Temizlemiyor mu kardeşi? Yani günde en az 5 defa kardeşimiz, 3 defa, 2 defa neyse, bak şimdi virüslerle, salgınlarla uğraşıyoruz. Ne diyor bilim insanları? Diyor ki ellerinizi sık sık yıkayın. Şimdi kardeşimiz abdest alıyorsa günde 5 defa,
affedersiniz tuvalet ihtiyacıdır, yemeğidir, içmeğidir. Bunun önünde sonunda elini yıkasak zaten ortalama bir yarım saatte 20 dakikada bir elimizi filan yıkıyoruz demektir. Elimizi, ağzımızı, gözümüzü ve vücudumuz da abdestin temizliği diyelim bakımından düşündüğümüz zaman dokunmadığımız bir yeri yok. Kulağımızın içine kadar, vücudumuzdaki bütün sinir uçlarına kadar maddi manevi bize enerji verecek, vücudumuzu temizleyecek. Bizi negatif enerji diyorlar ya şimdi, vücutta birikiyor stresten şundan bundan. Bunlardan temizleyecek her türlü maddi manevi temizliği elde ediyoruz. Bir de namaza geliyoruz. Şimdi koşuşturmuşuz, dünya telaşı bizi almış gitmiş. Anamız böyle, babamız böyle, akrabamız şöyle, bu toplum böyle, Müslümanlar şöyle. Şimdi ülkenin gündemi var, salgınlar var, ekonomi var, şu var, bu var. Bütün bunlardan sıyrılıp da ya Rabbi bütün bu kargaşaya, telaşa dur dedim. Senin huzuruna geldim Allah. Bundan daha büyük nimet herhalde olmaz. Bir kardeşimizin şu sözüyle bitiriyorum. Namazı şöyle tarif ediyor. Diyor ki namaz aferini hak ettiğin yerdir. Cenab-ı Hak sana baktığı zaman ey kulum aferin, tam bu vakitte bu şartlar altında burada olman gerekiyor. Ve sen buradasın, aferin. Sen efendim benim rızamı kazanacak bir haldesin dediğin yerdir işte. Namaz aferini hak ettiğimiz yerdir. Rabbimiz kamil manada imana ve salih amellere sahip olarak bu fani alemden istikamet üzere yaşayıp göçebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirri suratil Fatiha.